Herkese selamlar dostlar. 13 Aralık ve 14 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Dünya Kupası'ndaki 2 yarı final maçını aldım zaten. Yanlarına 13'ünde ve 14'ünde toplamda 4 tane Euro Lig maçını aldım. Fakat Euro Lig'in şu an iddiada nesine de oranlar açık değil. Ben Avrupa oranlarına bakaraktan zaten sizlere ona göre bir oran tatminini sağlayacağım. Oranlar açıldığı zaman da oranlara yakın olacaktır bilginize. Direkt başlayalım isterseniz. Öncelikle bir adet skor yarışması yapalım. Ve ondan önce bilenleri açıklayalım. Fransa maçını Kuzey Samioğlu arkadaşımız bildi. Arjantin maçı 2-2 bitti. Bilen yok bilginize. Kuzey arkadaşımız da Instagram üzerinden yazabilir. Sizlere yine maç skoru yarışması olarak 2 tane maçı sorduk. Yarı final maçlarını. Arjantin-Varistan maçı maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bir de Fransa-Fas maçı ne olur sizlere sorduk. Ayrı ayrı yazarsanız katı Telegram gruplarımıza sizleri bilenler arasından seçim yapıyoruz. Çekiliş yapıyoruz. Ona göre dahil ediyoruz bilginize. Bol şanslar, yine birer kişi alacağız. Geçtim bunu. Bugün mesela arkadaşlar 4 tane maç önü yazılım vardı benim. Oranlar da gayet yüksek mesela. Şöyle ilk maçtan bahsedeyim isterseniz. Watford'la Hullstein'in mücadelesi vardı. Ben ev sahibi 1.5 üst olarak bekliyordum. 2-0 skor beklentim vardı. 1.71 nesline oranı, 1.90 Avrupa oranı vardı. Başarısız. Burnley maçına 2-3 gol dedim. 1.76 nesline oranı vardı. 1.79 Avrupa oranı vardı. Başarılı oldu. Beşiktaş Efes maçına ilk periyot 2 dedim. Efes 26-23 kazandı. Nesin oranı 1.33, Avrupa oranı 1.48'di. Altınordu maçına da ben 2-0, 2-1 gibi bir skor çıkabileceğini düşünüyordum. Bir sürprizden kaçalım olursa diyerekten de burada 2-3 gol önerdim. 1.80 gibi orandan 2-3 gol tercihi de zaten burada geldi. Bu şekilde maç önü tercihlerimiz başarılı oldu. 4'te 3 olarak tamamlandı. Geçtim bunu. Canlılarda nasıl ilerledik diye baktığımız zaman da baylar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu dönemde zaten çok fazla sürpriz çıkıyorken gerek canlı olaraktan da gerek de maç önü olaraktan da yanılabiliriz. Bunda herkes yanılabilir zaten. Bunu sizlere söyleyeyim. Ligler başladığı zaman tam gaz zaten devam edeceğiz. Biz elimizden geldiğince izlediğimiz canlılardan da çıkartmaya çalışıyoruz. Hatta açıklama kısmında ve yorum kısmında zaten herkes açık canlı Telegram grubumuz da var. İsterseniz oraya da katılabilirsiniz. Oraya da ara ara canlı bahisler zaten gönderiyorum. Sizlerden ricam videolara atacağınız like'lar ve desteklerdir tamamen bilginize. Şöyle isterseniz maçlarımıza ufaktan geçelim. Sizlerden ricam dediğim gibi artı 300-400 seviyesine, artı 400'ü boş verin. Hemen 2 saniyenizi verip like butonuna basarsanız sevinirim. Çünkü emek harcıyoruz. Gecenin bir yarısı, saat kaç olmuş? 3.09 video çekiyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Analizleri bitirdim. 6 maçı anlatacağım. Like'larınızı eksik etmezseniz sevinirim. Başlayalım isterseniz. Arjantin-Hırvatistan maçıyla başlayalım. Maç skorunu zaten sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. Bilen bir arkadaşımızı alalım. Arjantin burada turu geçmeye yakın olabilir. Fakat burada bence Hırvatistan'ın oyun planı burada. Ya Hırvatistan yoran futbol sergiliyor. Yani rakiplerini çok fazla yoruyor. Gerek kapanıyor, kontrataklara iyi çıkabiliyor. Brezilya'yı eledi. Yine burada Hırvatistan 2'de biliyorsunuz uzatmalara penaltılardan geldi buraya. Japonya'dır, Brezilya'dır, penaltılarda eledi. Yine aynı şekilde bunlar penaltı atışlarına çalışıyor zaten. Liakovic zaten aynı şekilde o yönde açıklamalar yaptı. Hırvatlar penaltı atışlarına çalıştıklarını zaten belli. Şu seviyede herkes çalışıyor. Özellikle Hırvatlar tarafı bence yani yenilmemek adına, burada Arjantin'in güçlü bir ekip olduğunu zaten biliyor. Yenme potansiyeli de var. Bence maçı burada uzatmaya götürmek isteyeceklerdir Hırvatlar. Yine aynı şekilde bir kumar oynuyorlar. Devam ediyorlar. Yani penaltılara götürmek de isteyeceklerdir diye düşünüyorum ben Hırvatların. Çünkü penaltılarda takımın kapasitesi oldukça yüksek. Kaleci de penaltı çıkartabiliyor. Penaltılarda kim gelirse gelsin şu an Hırvatlar bir adım önde gibi. Özellikle özgüven, moral açısından zaten öndeler. Arjantin burada yenmeyi oynuyor. Messi'nin son maçta zaten biliyorsunuz olaylı Vegas'ta aptal demesi, dünyada gündem oldu. Yani vesaire olaylar oldu biliyorsunuz sizler. Ben velhasıl kelam bu maçın çok fazla golle geçmesini beklemiyorum. Her iki takımın oynadığı oyundan dolayı 2.5-6 burada ideal tercih olarak değerlendirme altına alabiliriz bence. 1.37 gibi oranı var. Onun dışında ben mücadelenin bir maç sonu 0 olaraktan da 2.98 gibi orandan mücadelenin de beraberlikle bitmesini bekliyorum. Özellikle Hırvatlar burada maçı uzatmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir düşüncem var bilginizde. Olympiakos'ta Fenerbahçe Beko mücadelesi güzel bir maç olacaktır bu maçta. Fenerbahçe'de burada Bilbeker'in eksikliği devam ediyor. Olympiakos tarafı geçen maç kendi evinde 117 sayı attı. Fener'de eksik olmasına rağmen Euroleague'de son maçında 104 sayı attı. Skorlu bir maç geçebilir tabii ki. Fakat ben burada Olympiakos tarafındayım. Geçen maç 104 sayı attı. Fenerbahçe Alba Berlin mücadelesinde birçok oyuncudan skor katkısı aldı. Fakat şöyle söyleyeyim, Olympiakos'ta şu an Milbekin yokken Fenerbahçe'de, Olympiakos'un da aynı şekilde onlar da birçok oyuncudan skor katkısı alabiliyor. Ve o skor katkısı aldığı bazı oyuncular Fenerbahçe'ye göre bazı oyuncular kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle zaten Vezenkov, Sulukas gibi isimler takımı, hatta Cannon aynı şekilde o da bu sezon geldi Olympiakos'u. Birçok skorerden skor katkısı alabiliyor. Bence burada Olympiakos da Fenerbahçe'ye ters gelir gibi geliyor. Avrupa'da maç sonu 1.48 gibi oranı vardı. Burada muhtemelen 1.40, 1.35 bantlarında Olympiakos açılabilir. Ben burada doğrudan bir Olympiakos galibiyeti bekliyorum. Maç sonu 1'i, eğer maç sonu 1 oranı yetersiz gelirse sizlere, şöyle 2 sayı farkla falan Olympiakos alırsanız 1.40 değil 1.45 bantlarında oran olacaktır diye düşünüyorum. Geçtim bunu da. Bayern Münih ile Real Madrid mücadelesi. Burada da şöyle bir de önerim var. Baktım yine Avrupa oranlarına. İlk yarının oranı Real Madrid tarafına yüksek. Burada da yine 1.40 bantlarına açılabilir. Ben burada Real Madrid'in son dönemde zaten formda. Son Monaco maçında maçı uzattılar ve bir sayı farkla, yani Tavares'in o son bir pozisyon vardı, izleyenler bilecektir. İnanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Tavares hem üçlük yedirdi hem de faul yaptı Mike James'e. Orada zaten maçı uzattı, bitti derken zaten mağlup oldular. Ben burada ilk yarıdan bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum. Eğer ilk yarı oranı yetersiz gelirse ilk yarıdan 2-3 handikaplı, yani 2-3 sayı farklı Real Madrid galip gelebilir bence ilk yarıdan, bilginize. Ayın 14'üne geçiyorum. 14'ünde de 3 tane karşılaşmam var. İlk mücadelemiz Fransa ile Fas mücadelesi. Şimdi Fas zaten buraya nasıl geldiğini biliyorsunuzdur. Öncelikle Avrupa için çok güzel bir önerim var. Bunun nesine için oran yok. Avrupa'da yaşayanlar, Avrupa'da oynayanlar şöyle bir tercih olabilir. Korner tercihinden bahsedeceğim. Bunun oranı çok fazla olmadığı için nesine de öneremiyorum. Fakat Avrupa'da oynayanlar kesinlikle alabilir bence bunu. Çünkü gelmesini bekliyorum. Çünkü Fas kapalı bir takım. 5 tane zaten üst stoper, sağ bek, sol bekte kapanıyor. Defans çizgisini geride kuruyor. Burada bence ilk yarı en çok korneri bence Fransa kullanır zaten burada. Baskı olacaktır. Fas'ta savurmaya çalışacaktır. Bunu Avrupa'da bir 45 gibi oranı var ilk yarı en çok korneri. Avrupacılar alabilir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Onun dışında biz burada ne yapabiliriz diye baktığımız zaman Fransa burada ne yapacak? Basacak. Fas da burada savunacaktır. Aynı şekilde Portekiz geçen maç mağlup olmasının en büyük sebepleri çok fazla doldur boşalt yaptı. Sağa açtı. Sağa iniyor, orta açıyor, Fas uzaklaştırıyor. Sola iniyor, orta açıyor, Fas uzaklaştırıyor. Ronaldo vuramıyor. Gonzalo Ramos vuramıyor. Fakat Fransa'da bireysel yetenekleriyle ve bireysel yeteneklerini kullanmayı seven oyuncular var. Dembele ve Mbappe bunların başında geliyor zaten. Bunlar adam eksilterek zaten bel kırdıkları için, o yüzden bunlar Fas kalesinde daha rahat pozisyonlara girebilecek oyuncular. Ben burada Fransa'nın galibiyetini bekliyorum açıkçası. Oranla yükseltmek adına burada 4.5 altına 1 yaparsanız 1.47 gibi oranı vardı. 1.44'e düşmüş. Burada Fransa 4.5 altında galip gelir gibi geliyor bana. Hatta 3.5 altında da 1 olabilir. Şöyle 2-0 2-1 gibi 1 olur mu bilmiyorum da 2-0 gibi bir skor çıkabilir burada Fransa tarafına. O yüzden alt seçeneğiyle ve maç sonu 1 seçeneğiyle burada kombinleyerekten de güzel bir oran almış oluruz diye düşünüyorum ben. Anadolu Efes ile Baskonya mücadelesi. Anadolu Efes'in de bugün de mücadelesi vardı. Fenerbahçe'nin de aynı şekilde maçı vardı. Anadolu Efes 99 sayı attı aynen. Önceki maç 86 atmıştı. Bugün 99 sayı attı. Canlısını da yapamadım. Çünkü Barem çok oynuyordu. Maçı da takip ettim. Anadolu Efes'te şu özellikle son dönemde zaten Clyburn, Misic bunlar her zaman formda olan oyuncular. Hala formdalar. Yanlarına Boboa eklenince dış atışlarda %2 arttı ve şu son 2-3 maçta özellikle Tibor Price'ın da yüzdesi arttığı için takım çok rahat bir uçuşa geçti. Yanlardan da artık sayı aldı. Yani özellikle sonradan giren oyunculardan da katkı alabildiği için Anadolu Efes burada ev sahibi kaç açarlar mesela diye düşünüyorum. 82 falan aşabilirler. 83 sayısı, 82 sayısı alınabilir. Anadolu Efes'e kaç açarlarsa Barem, Anadolu Efes üst olarak alabiliriz. Onu siz ayarlarsınız diye düşünüyorum. Monaco ile Barcelona'nın da aynı şekilde bir basket mücadelesi var. Zor bir mücadele. Yani kim favori gösterirler bilmiyorum. Avrupa'da baktım ben. Monaco kazanır 1.90, Barcelona kazanır 1.90 oranı vardı. Avrupa'da bile oranları aynıydı. Siz düşünün orada. Ben burada şöyle bir önerim olacak. Monaco takımı kendi evinde burada bence handikapı arkamıza alalım. Yani Barcelona 3 fark atamaz alalım. Monaco galibiyetinden ziyade Monaco burada 3 sayı 4 sayı fark yemez alalım. Varsa oranı, yani kaç varsa 7 mi var? 7 varsa 7 alalım. İdeal orana göre ayarlayabilirsiniz. Oranlar açık olmadığı için pek bir şey diyemiyorum burada. Fakat Monaco burada fark yemez yani, onu söyleyeyim sizlere. Yenilse bile şöyle 5 sayı falan fark yemez gibi geliyor bana. Çekişmeli maç olur. Hatta yenme ihtimali bile bence var, bilginize. Toplamda 6 maçı anlattım. İdeallerinden bahsetmeye çalıştım. Yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Benim düşüncelerim böyle, değerlendirecekler. Bol şanslar. Dediğim gibi bu dönemlerde biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Sizler de ona göre değerlendirmeler yapacaksınız diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.